Burası bir okul. Ancak burada duvarlara yazılar yazılabiliyor. Kimi istediklerini yazıyor, kimi duygularını. Okulumuzdaki öğrencilerin istediğimiz faktörlerin okulda uygulanması için düşüncelerimizi yazıyoruz. Bence güzel bir uygulama olmuş. Diğer arkadaşlarımız eşyalara zarar veriyordu. Bu mantıkla artık toplu bir yere mesela fikirlerimizi, düşüncelerimizi yazabilme için çok güzel bir fikir olmuş. Ordu'da bulunan Sakarya Ortaokulu öğrencileri düşüncelerini serbestçe yazma imkanı buluyor. Çünkü okulda onlar için hazırlanan özel duvarlar var. Çocuklarımızın aslında yeteneklerini ve yeteneklerini de keşfetme yolunu gideceğiz. İşte sanat köşesi olur, şiir köşesi olur. Şu anda ilk önce doğaçlama bir şekilde bıraktık. Öğrencilerin sıraya, masaya, oraya buraya yazmaktan ziyade en azından bir alan oluşturalım. O alana duygu ve düşüncelerini döksünler. Biz de yer yer o alanı takip ederek bu fikirlere ulaşalım amacımız vardı. Hemen hemen her katta bulunan düşünceni dök duvarı öğrencilerin büyük ilgisini görüyor. Çocuklar için eğlence olarak görülse de öğretmenler için önemli bir noktayı oluşturuyor. Bu proje eğitimsel ve psikolojik açısından öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayan bir proje. Öğrencilerimiz içinden gelen duygularını istedikleri gibi bu duvara yazabiliyorlar, istedikleri gibi karalayabiliyorlar. Biz de günlük olarak katlarımızı gezerek öğrencilerin neler yazdıklarını görüyoruz. Bunlar aynı zamanda bize bir fikir, bir yol gösterici, bir rehber de oluyor aynı zamanda. Şimdilik bu etkinlik eğlence amaçlı görünse de proje okul yönetimi tarafından gerçekleştirilecek ve kategorilere ayrılacak. Böylelikle öğrencilerin fikirleri doğrultusunda projeler geliştirilecek.